Zamanın ileriye doğru akmasının temel nedeni termodinamiğin ikinci yasasıdır. Evrende düzensizlik, yani entropi, her zaman artar. Bir su damlasının yere düştüğünde yayılması ama asla kendiliğinden toparlanmaması gibi doğa olayları genellikle tek yönlüdür. Bu bize zamanın geriye gitmesini imkansız kılan temel bir ilke sunar. Fakat klasik fizikte zamanın yönü Newton'un hareket yasalarına göre tersine de çalışabilir. Yani bir bilye geriye doğru yuvarlanabilir ve teorik olarak aynı hareketi tersine çevirebiliriz. O halde neden gerçek hayatta bunu göremiyoruz? İşte burada istatistiksel mekanik devreye girer. Çok sayıda parçacık içeren sistemlerde olasılık nedeniyle zamanın tersine gitmesi aşırı derecede düşük ihtimallidir. Örneğin bir iskambil destesini rastgele karıştırırsak kartların başlangıçtaki sıraya kendiliğinden dönmesi neredeyse imkansızdır. İşte zamanın oku da böyle çalışır. Kuantum mekaniği zamanın doğası hakkında bize yeni perspektifler sunuyor. Klasik dünyada imkansız olan bazı şeyler kuantum düzeyinde mümkün olabilir. Peki kuantum dünyasında zamanın tersine çevrilebileceği nasıl keşfedildi? Rus, İsviçre ve ABD'den bilim insanları IBM'in kuantum bilgisayarını kullanarak zamanı geriye saran bir deney gerçekleştirdi. Bu deneyin temel aşamaları şöyleydi. Öncelikle elektronun kuantum durumu belirlendi. Ardından zaman geçtikçe elektronun kuantum durumu giderek daha karmaşık hale geldi. Son olarak özel bir kuantum algoritması kullanılarak elektronun eski durumuna döndürülmesi sağlandı. Bu deney klasik fizik kurallarına meydan okuyarak belirli koşullar altında kuantum sistemlerinin zaman içinde geriye gidebileceğini gösterdi. Peki bu ne anlama geliyor? Deney, evrende zamanın doğrudan tersine çevrilmeyeceğini ama belirli kuantum sistemlerinde zamanın geriye doğru işlemesinin sağlanabileceğini gösteriyor. Deneyin arkasında yatan temel fiziksel prensip, anti-unitary operatörler ile ilgilidir. Eugen Wigner, zamanın tersine çevrilmesi için karmaşık konjugasyon gerektirdiğini gösterdi. Ancak doğada bu işlemi kendiliğinden gerçekleştiren bir mekanizma yoktur. Kuantum bilgisayarı özel olarak anti-unitary işlemi taklit ederek bu süreci tersine çevirmeyi başardı. Dalgaların denizde yayılmasını düşünün. Bir taş attığında dalga dışarıya doğru genişler. Kuantum dünyasında özel bir mekanizma kullanarak dalgaların kaynağına geri dönmesini sağlamak mümkün olabilir. Bu deneyin günlük hayatta işe yaramamasının nedeni entropi artışıdır. Büyük ölçeklerde zamanın geri akışı imkansız hale gelir. Çünkü evrende çok fazla parçacık birbirine karışmış durumdadır. Fizikte Maxwell'in cini adı verilen bir düşünce deneyi zamanın tersine çevrilebilir olup olmadığını sorgular. Eğer yeterince küçük ölçekte parçacıkları kontrol edebilirsek zamanın yönünü değiştirebilir miyiz? Kuantum bilgisayarların yaptığı da tam olarak budur. Küçük bir sistemde zamanı geriye almak. Peki bu deney insanların zamanda yolculuk yapmasını sağlayabilir mi? Şimdilik hayır. Deney yalnızca bilgi seviyesinde bir geriye dönüşü mümkün kılıyor. Bir insanın fiziksel olarak geçmişe gitmesi için makroskopik ölçekte zamanın tersine çevrilmesi gerekir. Ancak entropi artışı nedeniyle bu neredeyse imkansızdır. Ancak bu tür çalışmalar gelecekte kuantum bilgisayarların hata düzeltme yöntemlerini geliştirmek ve kuantum hesaplamayı daha verimli hale getirmek için kullanılabilir. Belki de bir gün çok daha büyük sistemlerde zamanı geriye almanın yollarını bulabiliriz. IBM'in kuantum bilgisayarlarıyla yapılan bu deney fiziğin en temel yasalarından biri olan zamanın okuna meydan okuyan bir gelişme olarak kabul ediliyor. Ancak bu henüz makroskopik dünyaya uygulanabilir bir keşif olmamaktadır. Peki bu çalışma gelecekte nerelere gidebilir? Daha gelişmiş kuantum bilgisayarlar belki de kuantum simülasyonları ile daha büyük sistemlerde zaman tersine çevrilebilir. Kuantum mekaniği ve entropi arasındaki ilişki daha iyi anlaşıldığında zamanın yönünü manipüle etmek mümkün olabilir. Zaman yolculuğu kuantum fiziğinde tamamen yeni bir bakış açısıyla ele alınabilir. Sizce zamanın yönünü değiştirmek mümkün olabilir mi? Bu keşif hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birini birlikte tartışalım. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.